Neymiş? Krali Balta Şövalyesi. Krali mi, krali mi ne? Ve Lübnan Prensi. Derecesiymiş. Şu gördüğünüz... Zaten şey diyor. 22. Çalışma Kılavuzu. Kendi yayınlarında. Altta bir şey var. Yalnız üyelerce kullanılır. Satılmaz derneğin malıdır. Eyvah şimdi. Bak damgada basmışlar. Evet. Şeye. Eyvah. Yarın ben bunu göndereyim hepsine fotokopi alıp. Yarın bugün bizim malımız sende ne arıyor derler ama. Ben oradan almadım. Neyse. Sahibinin Allah'tan ismi var da kimden geldiği ilk sayfada. 33 kardeşlerine. Şimdi efendim. Erhan kalk şunu ayakta yapalım. Burada şey var mı? Ha var. Kılıç vuruluyor. Şuradan alalım. Yalnız şu... o sol tarafta daha enteresan bir şey var. Balta malta var. Biliyorum biliyorum. Balta getiremedik. Şemsiye var. Ne yapalım? Şu, şuradan alalım. Bu andı yapmaya hazır mısınız? Tamam. Kalk kalk. Şimdi sevgili seyirciler. 32. derece. Pardon. 22. derece ritüelinin bir kısmını yapıyoruz. Bu neymiş? Ha bunun anlamı şuymuş. Bizim anlayamadığım felsefi anlam. Çalışma insanı eğitir ve yükseltir. Verimli çalışma Ahura Mazda ülküsünü binlerce kurbandan çok ilerletir. Hinduizm'e gittik şimdi. Hayır Ahura Mazda şey, Zerdüşt. Ha şey, Zoroastrian doğru. Zerdüşt, Ahura Mazda, biz Zerdüşt diyoruz ona. 32. 22. derece, ya efendim ne olur noktalama kullanın. Hani nokta virgül diye işaretler var ya böyle nefes almayı falan gösteren anlaşılmıyor, kullanmıyorsunuz. 22. derece Dürzilerin baltalarıyla işledikleri sedir ormanları arasında Lübnan'ın orta bölgelerinde geçen bir olayı anlatır. Şimdi burada herhalde bir şeyler olmuş. Ha. Dürzilik sıralarına 9 dereceden ulaşılırmış. Demek Dürziliği de aldığı için. Kur'an'ın anlaşılamayan ve neyse okumayayım. Okuyun şeyi. Çok tepki çekeriz. Onlara da tepki çektirmek istemiyorum. Bu 22. derece biraz şey. Şöyle başlıyor. Kardeşlerim sabah yıldızı doğdu. İşçileri iş başına çağırmanın zamanıdır. Diye gidiyor. Şimdi efendim bizim okuyacağımız kısım. Bir teoriye göre sabah yıldızına dair. Evet. 25 Aralık'ta en belirgin oluyor. İsa'nın doğduğu zaman ve Zerdüştlerin de... En önemli evet. Karakteri aynı zaman. Dolayısıyla bu 25 Aralık peygamberlerin doğumu Apollo'dan tutun İsa'ya kadar hep aynı zamanda. Şeyde yalnız 25 Aralık daha sonra eski pagan inançlarla eşleştirilmiştir Hazreti İsa'nın doğumu. Çünkü o da takvim falan da değişmiş. Onu evvelki hafta Gönül Hoca, Gönül Tekin çok güzel açıklamıştı. Hmm. Yani İsa'nın doğum tarihi gerçek 25 Aralık değil. Hmm. Şeyden. Ama, winter solstice yani evet. Kış ne denir? Dönüm. Evet. Kış dönümü. Şey. O arada şey yapıyorlar. Yani paganist dönemdeki kutsal günlerle İsa'yı birleştiriyorlar. Çünkü Hristiyanlığın kabulü için. Masonlar değil. Vatikan. Yani papalık. Eski papalık. Erhan'cığım buyur. Şimdi efendim tekrar söyleyelim. 22. derece çalışma kılavuzu. Okunuyor. Neydi ismini unuttum bunun. Baltalı bir şeydi. Krali Balta Şövalyesi. Balta bulamadık. Nasıl açılıyor? Hah, al. O balta mı? Balta veya kılıç. Şimdi efendim bunu yapıyorlar. Tabii elbiseler böyle değil. O anlatılıyor süslü püslü cicili bicili. Elinde tut şöyle tut. Hah, bu kılıç. Şuradan alıyoruz. Şu ant diyor ya burada. Tiyatroya çevirdik ya tarih programı. Sen adaysın. Ben üstadınım. Bu andı yapmaya hazır mısınız? Evet. Hazırım. Öyleyse ant kürsüsüne yaklaşınız. Burası ant kürsüsü olsun. Tamam. Baltaya. Şimdi elindeki balta. Baltayı eline aldım. Bir adlarını söyle. Adı okunan şey. Sizlere Türkiye Yüksek Şurası adına onun verdiği yetkiyle işte neydi onun ismi gene? Kusura bakmayın sevgili seyirciler. Balta. Krali Balta Şövalyeliğini Lübnan Prensliğini veriyorum. Lübnan Prensesi.
İçine girilmeyen ormanlardaki ağaçlar uygarlık öncesi balta altında nasıl devrilirse masonluk da toleranssızlık, bağnazlık, bencillik ve tembellik gibi sert ve zehirli dalları kökünden söker ve yıkar. Yüzyıllar boyunca kör inançların kararttığı insan zekası akıl ve hikmet nuruyla aydınlanır. Böyle olunca da balta kılıçtan daha soylu sayılır. Şimdi sizlere kolejimiz üyelerine özgü kelime, işaret ve dokunuşu vereceğim. İşaret şu. İki eli sağ omuza kaldırıp sol kalçayı salıvermek. Ne bu? Ben anlamadım. Şöyle. Sol kalçayı nasıl salıveriyorsunuz? Pelin Hanım yapıyorlar efendim, onu gösterin. Ben şöyle herhalde. Erhan böyle bir şey yaptığını nasıl? Bence şöyle. Şöyle evet. Cevap. Parmaklar gergin tutularak iki eli alına kaldırıp aşağı salıveriyor. Bunlar yazamıyorlar şeyi. Anlamadım. Dokunuş. Elleri karşılıklı çaprazlamak. Şimdi vuruşu yapıyoruz Erhan. Dur beraber beraber. İki eşit vuruş. Hayır kabzayla. Bir acele et. İki kere şu. Bak, aynı anda herhalde. Şunların her biri bir vuruş. Tamam. Beraber. Bir, iki, üç. Tamam. Geçiş kelimesi sen oradan oku beraber. Sen okuyorsun geçiş kelimesini. Oliyap, Yafet, Elilon. Noe, Bezelel, Sidonis. Üç adım ve üç gezi. Gel üç adım. Bir, iki, üç. Ne oldu şimdi? Ne bileyim ya. Öyle yazıyor burada. Ama anlayamazsınız diye uyardılar sizi. Anlayamazsınız diyorlar da bir dakika. Şurada bir şey daha var. Devam var 34. Hı? Devam var 34. Evet, 34, şimdi. 35. Şimdi şuradan alıyoruz. Kapanış. Geri yürüdünüz. Şimdi şunları tek tek okuyacağız seninle. Ben başlıyorum. Liban. Salomon. Arda. Adon Hiram. Sirus. Darius. Xerxes. Bu şey, Kehüsref. Evet, evet, Kehüsref. Evet. Zarobabel. Oku, doğru oku. Zorobabel. 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 Ananias. Sidonus. Sidonius. Sidonius. Noe. Sem. Çem. Çapet. Yapet de ona ye galiba. Yapet. Moiz. Bazelel. Bazelel. İki. Bazelel. Oğliyap. Ha bitti. Yeni şövalyeler. Kendinizi nazırlara tanıtınız. Şimdi efendim burada işaret, kelimeler ve dokumanın doğru olduğu anlaşılınca durum bildiriliyormuş. Bütün Lübnan prensleri, kardeşlerin bundan sonra Krali Balta Şövalyesi'ni, bu kardeşimiz Erhan kardeşleriniz, kardeşinizi, Krali Balta Şövalyesi Lübnan Prensi olarak tanıyacağız. Balta verdiler sana. Yani niye kılıç vermediler? Çok ayıp. Şimdi kapıyoruz. Ben şunu okuyoruz. Büyük Nazım kardeşim saat kaçtır? Güneş batmıştır. Vaktin geldiğini işçilere hatırlatınız. Koleji kapayacağımı bildiriniz. Oradan biri haber veriyor. Şimdi bir, önce sen iki kere. Düzenli duruma geçiniz kardeşlerim diyorum. Son cümle şu, Lübnan dağlarının sedir ağaçları devrilmiş ve kolej kapanmıştır. Barış ve güvenlikle kardeşlerim. Evet efendim, Erhan yakıştı sana biliyorsun balta şövalyeliği. Yok, balta şövalyeliği size yakışıyor. Biraz sonra nikah kıyacağız, orada lazım. Nikah kıymayacağız ama sonra nikah şeyi yapacağız. Kitapta var. Efendim, 22. derece. Ritüelini, ayinini, çalışma kılavuzunu kitabından yaptık burada. Hayırlı olsun. Efendim hadise buymuş. Hadi bir tane daha var bu. 33, şunu bulsana şu sayfayı, şurada da 22. sayfa diyor. Onun mu? Hadi onu da buradan okuyalım. Çok, çok enteresan, oku oku bitmiyor bunlar. Buldunuz mu? Buldum, 22. Evet. Heh. Efendim her yer kırmızıymış. 33 tane ışık yazılı konmuş. Her şövalye için bir kılıç varmış. Saçaklı kırmızı bir örtü varmış. Üç kollu şamdanlar varmış. Buhurdanlar yakılmış. Şimdi bize doğu ve batı şövalyelerini getirecekler. Bu iki kardeşimiz iman, şefkat ve ümit ile yollarını aydınlatacaklar. Her engele göğüs gelecekler ve sonunda üstün çıkacaklardır. Bunu sen okuyacaktın.
Ali Şövalye Büyük Nazım kardeşim kapıya Doğu ve Batı şövalyeleri vuruşu ile vuruluyor. Oku. Kapıya Doğu ve Batı şövalyeleri vuruşu ile vuruluyor. Bakınız vuranlar kimlerdir? Şövalye Büyük Nazır kardeşim kaybolan... Biraz daha şevkle, daha heyecanla şey evet yani böyle şey... Öyle gibi konuşma. Kaybolan kelimeyi aramaya giden ve bulduklarını sanan Doğu ve Batı şövalyelerini büyük muhakkik getirmiş kapıdadır. Süper. Çok güzel. Hangi araçla gelmişler? Herhalde metro ile değil. Evet. Kendilerinde temiz olmayan ne varsa onlardan sıyrılmışlar. Tutkuların, kör inançların, sahte bilgilerin zincirlerini kırmışlar. Bunu nasıl ispat edebiliyorlar? Büyük muhakkik kardeşim kefil oluyor. O halde mabedin kapısı onlara açılsın. Şimdi adaylar başları siyah örtülerle giriyorlar. Şövalyeler sol ellerinde uçları yere çevirir kılıçlar. Yani şunu kılıç düşünün. Şunu şöyle bunu yere çevirmiş. Ne yapmışlar? Sağ elleri yürekleri üzerinde. Aa sol elde bu. Sağ yürekleri üzerinde. Ayakta kalırlar. Oturmalarını rica ederler. Şövalyeler nereden geliyorsunuz? Doğuyu, batıyı, kuzeyi, güneyi dolaştık. Kaybolan kelimeyi aradık. Bizi çeviren karanlıklara, bilgisizlik engellerine karşı yolumuza devam ettik. Aradığımızı bulduk sanıyoruz. Nasıl ve hangi araçla? Müzik çalıyor orada. Ondan sonra büyük mimar evrene küsmüş, yolda güçsüz kalmışlar falan. Bu bir büyük yüksek derece ritüeli. Canlı müzik mi acaba? Herhalde ağır bir parça çalar diyor. Ağır bir parça çalar diyor. Müziğe üzerine... uygun sesle okur diyor. Tarihi tiyatro gibi. Ha? Tarihi tiyatro gibi. Milat Ercan Yunan trajedisi gibi değil mi? Hatta trajedi de. Şimdi. Epey şey okuduk. Şimdi bir değişiklik yapalım. Hadi müzik dedik. Ara verelim de. Evet. Bir müzik dinleyelim. Müzikten sonra ara verelim. Ondan sonra Yaprak bize beraber Yaprak'la bir eser icra edelim. Sevgili seyirciler, bu akşam buraya bu konuyla ilgili bir ismin de bazı kişilerin eserlerini getirdim. Yanlış anlaşılmasın. Yani hiç kimse burada masonları kötülemiyor. Sadece bu ritüellerin, ne diyeceğiz ritüele? Seremoni, ritüel, törenlerinin bana komik geldiğini açık açık söyleyebilirim. Ama dedikleri gibi şey yapamıyoruz. Sırrına vakıf olamıyormuşuz. Efendim, içlerinde tabii ki çok önemli, çok kıymetli adamlar var. Önemli insanlar var. Sosyal mevkii çok yüksek olan insanlar var. Ve hakikaten Mason hocaları vaktiyle çok güçlü bir kuruluştu. Türkiye'de söz sahibi olan bir kuruluştu. Ve o devirlerde böyle bir programın açıkçası bırakın yapılmasını hayal edilmesi bile imkansızdı. Böyle güçlüydü. Ve programın başında da söyledim, benim ailemde de vardı. Ben o önemli kişilerden çoğunu çocukluğumda gördüm, tanıdım. Bugün böyle bir güçten, önemden, söz sahibi olmaktan söz edemeyiz. Bu kadar söyleyeyim. Dolayısıyla içlerinde, aralarında önemli insanlar vardı dedim. Sanatkarlar, siyasetçiler, bilim adamları çok kişiyi barındırmıştır. Onlar o sırrı anlamışlar. Mesela bunlardan birinin bir eserini dinleyelim şimdi. Kimi dinleyelim bazı mason şeyleri. Mesela Mesut Cemil Bey. Tamburi Cemil Bey'in oğlu. 20. yüzyıl Türk müziğinin bence en önemli ve en müzikal isimlerinden biridir. Mason mudur kendisi? Masondur. Saklamaz. Çünkü bende de mason kardeşlerine imzaladığı notaları da vardır. O üç noktayla, sembollerle imzalanmış notalardır. Bilinir zaten. Masonlar da çok şey yapardı. Mesut Cemil bizdendir diye. Ve müziğine, müzikalitesine ve anlayışına hayran olduğum bir sanatkardır. Bunu da söyleyeyim. O ayrı, o ayrı iş. Efendim, Mesut Cemil Bey şimdi öğrencisiyle. Tam burada tek bir öğrencisi vardı. Rahmetli Ercüment Batanay. Babasının yani Türk müziğinin efsane ismi Tamburi Cemil Bey'in Mahu Peşevini çalacaklar.
Ercüment Batanay tambur çalıyor. Şu gördüğünüz tambur. Arkada. Onu çekelim. O Bursalı denilen. Oraya yaklaşabilirsek meşhur tamburu. Orada duran tambur yaprağın yanında. Mesut Bey de lavta çalıyor efendim. Lavta ve tamburdan masonların, yani sanatkar masonlar arasında çok önemli bir yeri olan Mesut Bey'in lavtası ve öğrencisi Ercüment Batanay'ın tamburundan Tamburi Cemil Bey'in Mahur Peşrevi'nin bir bölümünü dinliyoruz efendim. 1950'li yıllarda yapılmış bir özel kayıttır. Evet efendim, yalnız resim Tamburi Cemil Bey'di. Ben Mesut Bey'in resmini vermeyi unutmuşum. Tambur çalan gördüğümüz renkli resim de rahmetli Ercüment Batanay'dı. Yani Mesut Bey'in babasıydı. Tekrar söyleyeyim, Türk müziğinin çok önemli ve benim de sanatına çok saygı duyduğum bir üstadın ve öğrencisinin icrasını dinledik. 1950'li yıllardaki bir özel kayıttan Mesut Cemil tambur, Mesut Cemil lavta, Ercüment Batanay tamburla, Mesut Bey'in babası Tamburi Cemil Bey'in Mahur Peşrevi'ni. Teşevinin bir bölümünü icra ettiler. Efendim, sevgili Erman Albayrak kardeşim, 50 kere göndermene gerek yok. Tesadüfen okurum. Gerçi böyle çok gelen mesajları ben de inadımı okumuyorum ama isteğini Pelin Hanım'a ilettim. Kabul ben ederse. Ben söyleyeyim o zaman şimdi. Söylüyorum. Bence, ismini telaffuz etsin diyor sadece. Evet. Nilcan Mert. Evleniniz. Evet, evleniniz dediler efendim. Onu çok seviyormuş Nilcan'ı. Ama Erman'cığım, bir daha loğlu böyle 50 kere mesaj gönderme, bir mutluluk vesilesi olacağı için okudum, yoksa okumam mesajı. Şimdi efendim, kısa bir ara vereceğiz. Ondan sonra havayı biraz değiştirmek için yaprakla başlayacağız, müzikle başlayacağız. Sonra efendim burada bir kendi yayınları doğrultusunda tören ritüelleri kitabına göre bir evlenme ritüeli, masonik nikah temsili yapacağız. Temsili bir masonik nikah yapacağız. Ben de hiç bilmiyordum bunu yapacağımızı. Tesadüfen bembeyaz giymişim. Evet, çok güzel oldu tesadüf. Ben düşünmüştüm onu. Yavuz siyah şey gibi papyon falan takıyor. Ona papyonlarını da taktı. Biraz sonra efendim beraber nikah kıyacağız. İşte şeyler, ne derler? Nikah kıymayacağız. Nikah törenlerde. Masonik nikah şey. Yani. Nikah kıymet. Nikah medeni nikahtır. Efendim, o arada bir sopa falan varmış. Sopamız yok maalesef. Bir mutluluk çubuğu diyor, sopası diyor, bir şey diyor. Bunu vereceğiz. Şeye. Evet efendim. Neyle dans etsek? Geçen hafta gerçekten hayatımda hiç bu kadar çok gülmemiştim. Dalga geçilmiyor. Hem ben çok güldüm, hem acayip dalga geçildi. Dalga geçenlere diyeceksiniz ki, ne kamah be alim. Zalimlerden intikam, masonik sözcükmüş bu. Ne kamah be alim. Tangomuzda dans geçenlere, dalga geçenlere ne kamah be alim. Efendim, kısa bir ara veriyoruz. Ondan sonra yaparız belki. Pelin Hanım, pardon, Yaprak'la bir eser icra edeceğiz. Sonra... Yani, geçen hafta sizin yüzünüzden Arjantin'le diplomatik mesele çıktı aramızda yani. Belki terk etmiş Türkiye'yi. Belki bundan anlamadı, sonra anlamadı. Tango değil. Anlamadı. Doğru mu anlamadı? Biz nasıl bunun sırrını anlamıyoruz. Onlar da tangoyu anlamıyor değil mi efendim? Tabii, ana vatanı anlamıyor. Anlamıyorlar. Anlamıyorlar. Evet efendim. Bir türlü kapatamıyor mu? Reklama geçemiyoruz. Kısa bir ara. Sonra Yaprak Hanım'a bir eser icra edeceğiz. Ondan sonra efendim gene bu masonik metinler, mason metinleri. Şu güzel burada şeyler falan var. Pardon. Hüviyet. Mason hüviyetleri falan var. Bunları böyle getirdim. Noktalar, noktalar, noktalar şey gibi. Konumuza devam edeceğiz efendim. Biraz sonra tekrar beraberiz. Ağzına sağlık. Bak, orada misafirimiz var. Mehmet Bey, Mehmet Emin Kaka, Emin Bey, alkışlıyorlar seni. Nasıl oldu? Ben en son bunu Kani Bey'den dinlemiştim. Mehmet'i Kani Hoca'dan, Kani Karaca'dan. Hiç çalındı mı bilmiyorum. Belki çalınmıştır. Gayet güzel okudun. Bak, fark ediyorsunuz sevgili seyirciler. Klasik müzik
bizim klasik müziğimiz son derece dinamik bir müziktir. Öyle şimdiki gibi uğuldu, mıymıntı, şavalı falan değildir. Gümbül gümbül okuyunca ritim de çıkıyor, name de çıkıyor. Böyle bir müzikti ama bir şey düşündüm ben çalarken. Zekai dedi acaba mason muydu büyük bestekar? Neden? Listeleri koyuyorlar ya şu da mason, bu da bizden, şu da bizden diye. Zekai dedi yok, dede efendi dedi yok. Belki Mevleviliğindendir ama. Evet efendim. Bu şeyi yapacaktınız Mahmut Raif'in parçasının tamamını. Onu yapacaktık, şey yapamadık. Bu aklıma geldi. Bu da ama çok parlak bir parçadır. Geçen hafta çaldığımız. Evet. Rastkarı müşterek. Aşkı tu nihali hayret Ahmet. Haftaya yaparız onu. Şeyi tamamını. Sen de Mehmet Raif'i iyicene şey yap. Mahmut Raif. Mahmut Raif pardon. Arşivde falan bir belge bulabilirsen. Var, yayınladım ben onları. Mahmut Raif'in. Ona şey yaparız. Hayatıyla ilgili belgeleri yayınladım. Şimdi sevgili seyirciler. Devam ediyoruz. Bir mail kilitlendi mesajlar. Bazen açıyor, bazen açmıyor. Ben şu anda dünyada kaç tane mason diye baktım. Aşağı yukarı 5 milyon mason olduğu estime ediliyor. Amerika'da çoğu tabii. Amerika'da, İngiltere'de, Fransa'da. Türkiye'de ne kadar vardır? 12 bin diyorlar. Şimdi bunlar ikiye ayrıldı biliyorsunuz. O 62 miydi neydi? 60'lardan sonra. 60'lardan sonra 62-63 falan Adalet Partisi kurulmuştu biliyorsunuz. Ragıp Gümüşbala ilk genel başkanı, emekli general Ragıp Gümüşbala onun önderliğine kuruldu. Sonra o vefat etti işte Süleyman Demirel. Partinin başına geçecek, kongre yapılacak. Hatta Saadettin Bilgiç falan adaydı. Hatta o daha şanslı diye anlatılır. Evet. Ve şey derler. Derler değil yani bilinen hadise diyor bu. Süleyman Demirel için işte Morrison Süleyman masondu falan diye laflar çıktı. O da reddetti. O da hayır reddetmedi. Mason lojasından o zaman bir tek mason lojası var büyük. Yani mason teşkilatı bir tane. Hayır Türkiye'de bir tane. Ama İstanbul'da değil mi? Değişik şehirlerde var tabii. Ama merkez bir tane. Masonlukla oradan gitti. O zamanın yüksek masonlarından Necdet Egeran'dan Süleyman Demirel mason değildi diye bir belge aldı. Necdet Egeran bir maden mühendisi zannedersen ve bir dönem önemli şeyler yapmış bir kişidir. Yani mason. Yani teknik alanda madencilik önemli görevlerde bulmuş bir kişidir. Kısa bir müddet önce vefat etmiş. Gazetelerde gördüm. Ve böyle bir belge verilmiş. Ondan sonra hoca birbirine giriyor. Vay efendim, mason olan birisi için mason değildir diye belgeyi nasıl verirsin? Çünkü Süleyman Bey kayıtlı masonmuş. İşte o arada kıyamet kopuyor hocada. İkiye ayrılıyorlar. Bir grup ayrılıyor. Hür masonlar. Hayır yok hür değil. Neydi onun ismi? Hür ve kabul edilmiş. Onlar asıl hoca. Özgür masonlar. Özgür masonlar falan bir şey kuruyorlar işte. Orhan Hançerlioğlu falan o İstanbul'da Cihangir'in girişinde merkezi olanlar. Fakat Fransız usulü ayini yani ritüeli benimsiyorlar. Buna İngiliz usulü demin okuduklarımız. Scotch daha doğrusu. Scotch, Ekose. Scotch usulüdür. Oradaki şeyi kuruyorlar, ayrı loca kuruyorlar. Bir kısmı oraya gidiyor. Onlar da bir üye almaya falan başlıyorlar. Bunlar yani Nurziya sokaktakiler, ötekiler tanınmıyor dünya tarafından. Biziz diyorlar. Zannedersem arkadaşların söylediğine göre o hür ve kabul edilmiş masonlar dedikleri asıl locada 12 bin civarında. Şu anda üye var. Öteki de 1500 kadarmış. Fakat oraya hanımlar falan da girmeye başlamışlar. Masonların bana biraz tuhaf geliyor. Şeyde. Ya Amerika'da da sadece kadın mason lojaları varmış. Var evet ama. Yani sonrasında özellikle 1900'lerden sonra orada da yani bir döneme kadar sadece mesela İngiliz tarihinde bir tane kadın var 1700'lerde. Elizabeth neydi ismi? Elizabeth Ellsworth diye birisi. Kim? Elizabeth Ellsworth. Aha. 1723. Elizabeth? Ellsworth. A-L-D. Evet. Ellsworth. O 1723'lerde
erkeklerin olduğu bir lojaya kabul ediliyor. Ama onun haricinde çok istisnai kadın yok. Sonra işte özellikle bu women's suffrage falan, o şey kadın hakları zamanında biliyorsunuz bisikletin çıktığı falan, aynı şekilde eşitlik diye bağırdıkları zamanlarda sadece kadınların olduğu, erkeklerin olmadığı lojalar. Ama yani başlıyor. Yok diyorlar. Yani böyle bir şey yok diyorlar. Kadın mı alınmıyor? Yok yani bu gentleman kulübü gibi bir şey düşün, erkekler kulübü gibi bir şey düşün ama yani böyle işte kulüpte bunlar yapılıyor. O kadar söyleyeyim. Ya sadece erkekler ya da o demin dediğim gibi sakatlık şeyi haricinde mesela baktım ben neler var. Evet mesela çok iyi bir reputasyon olması lazım. Şöhret. İki kişi, iki lojadan iki kişi onu davet etmesi lazım. Kefil olacak. Kefil olacak. Ondan sonra oylama yapıyorlar o davet edilen şahsın huzurunda. Ve beyaz toplar, yani tabii ki lojadan lojaya değişiyor ama ekseriyetle şu yapılıyormuş. Beyaz toplar, siyah toplar. Beyaz toplar çoğunluktaysa kaldırıyorlar, kabul ediliyor. Siyah toplar çoğunluktaysa reddediliyor aday. Koyun kesiyorlar mı? Koyunu görmedim orada. Efendim bir mesaj, mail. Burak Seçkin, Sayın Burak Seçkin. Yazmış, onlar kolaydı, sıkıysa bunu okuyun diyor. Nezakete bak. Herkeste de aynısı, sıkıysa okuyun. Okuyorum, ne var bunda? Bugünkü programda ritüelleri çok güzel tatbik ediyorsunuz. Estağfurullah, tatbik ne haddime. Rica etsek aynı şen şakrak tavırla birisine sizin de tabi olduğunuz tarikatların ritüellerine de ekranla tatbik eder misiniz? Hangi tarikata bağlıymışım ben? Söyleyin. Okudum. Siz sıkıysa nereye bağlı olduğumu ispat edin benim hadi. Tarikat yok ki zaten günümüzde. Kaldırıldı onlar 1900'de. Eğer öyle bir şey varsa efendim açık yerler var. Benim yani bu üslupla yazıyorsunuz sıkıysa bunu da okuyun. Siz de sıkıysa ispat edin benim nereye bağlı olduğumu. Hadi. Sayın Tuğba Gökçe'nin yazdığına bir şey anlamadığım için okuyabilecek yüreğiniz var mı? Okudum anlamadım hakikaten. Tuğba Hanım anlamadım. Müzikal piyes ne demek istediğinizi anlayamadım doğru doğrusu. Çünkü bir cümleniz bu kadar. Bir de tarikatların... Kısa yazarsanız ve açabilirsem o arada. Ayinleri falan gizli değildir ki. Yani bunlar bilinir. Kitaplarda yazılmıştır yani. Hangi tarikat ne tür bir şey yapar, bunlar, ne yapar? Bunlar da yazmışlar canım. Yazmışlar da bunların kitapları piyasada yok. Evet şeyler neydi o tarikat şeyleri, şey kitapları? Yani bir sürü kitap var. Evlat var, evlat vardır. Yazma vesaire şu. Hepsi var orada yani. Yani... Evet şimdi tarikat masonluk tartışmasını ben her zaman karşı çıktım. Efendim şimdi sevgili seyirciler bir evlenme ritüeli yapacağız. Damadımız orada bekliyor. Ağaç oldu. Ağaç oldu hakikaten. Önce biraz beklesin. Beklesin tabii ki. Şimdi efendim ne olduğunu şey yapalım. Mabedin görevli kürsüleri ve doğu çiçek demetleri ve yapraklarıyla süslenirmiş. Bak unuttuk. Evet. Erhan şeyi unuttuk. Çiçek mi yok? Kardeşlerin yakasında bir, görevlilerin yakasında iki, üstad muhakkik kapısında üç çeşit, yakasında üç çeşit çiçek vardır. Çiçek koyacaktık biz yakamıza, unuttuk. Smokin, koyu renk elbise, mümkünse smokin, beyaz eldiven mecburiymiş. Eldivenimiz yoktu beyaz, yani beyaz eldivenle neyse. Sadece protokol... erkeklere mi, kadınlara da mı yazmıyor? Yazmıyor onu. Ay yo. Hanımlar var. Var. Bir bölüm hemşirelere ayrılır diyor. Hemşire yani kız kardeş. Ah. Efendim toplantı üstadın bir çekiç darbesiyle açılırmış. Şimdi efendim şöyle başlıyor. Muhterem kardeşlerim, bugünkü toplantımızın gayesi... Esasen medeni kanuna göre nikahları kıyılmış olan filanca kardeşimizle filanca hemşiremizin evliliklerini burada masonca tespit etmek ve kutlamaktan ibarettir. İnsan neslinin bekasına yarayan bir anlaşmayı perçinlemek, sevişen iki insanı saadet ve dostluk yoluna birleştirerek bu yapıcı ve yaratıcı işten duyduğumuz manevi hazıra bir ifade vermektir efendim. Kardeşlerim ayağa kalkınız. Ya, yapalım işte yani bu. Şimdi size geliyoruz bir dakika. Şurayı okuyayım. Asıl yapacağız onu.
Gelin sabırsızlanıyor. Ha? Gelin sabırsızlanıyor. Sabırsızlık değil yani. Taktiki evet, tamam. Yaparsak daha efektif olur. Peki kalkalım hadi. Kardeşlerim ayağa kalkınız. Hemşiremiz siz de. Gökyüzüne bakınız. Şöyle bak. Ayağım bak. Bak. Bana bakma gökyüzüne. Yok yok burada. O sonsuzluk içinde... Locada da yok. Tavana bakıyorlar ama bakıyorlar. Niye tavana bakınız? O son... Gözük açık değil ki. O sonsuzluk içinde gördüğümüz ve görmediğimiz bütün yıldızları ve alemleri bozulmaz bir nizam içerisinde idare eden bir yüce kuvvet vardır ki ona ulu mimar diyoruz. Evrenin ulu mimarı. Efendim? Damat geldi. Damat dur, acele etme. Daha gireceksin törenle. Efendim, o arada buhurdan yakılıyor. Sayın Mason seyircilerim yani lütfen bu şeyi de yapın, değiştirin. Şurada buhurdanlık diyor. Buhurdanlık denmez. Buhurdansız. O dan eki lık manasına gelir zaten. Bir tek istisna vardır Türkçe'de. Çaydanlık. Çaydanlık. Çaydan zaten o demektir. Çay, çaydan, çay, çaylık. Şem, mum, şamdan mumluk. Ama buhurdanlık şöyle olur, çaydanlıklık gibi bir şey olur. Buhurdanlıktan yükselen koku kalplerimizi insanlık aşkı, aile sevgisi ve çocuk muhabbetiyle nurlandırsın. Ha şimdi şunu alıyor, neyi bir şeyi alıyor, buhurdu. Senin ezeli kanununa saygı. Oturalım kardeşler. Bunu yaptık. Şimdi efendim hemşire hanımı şöyle alacağız. Biz Erhan Bey'le buraya geçeceğiz. Damat sen bekle. Ben evet, mikrofonunu çıkardım bu arada. Evet, bir kere söyleyeceksiniz, evet diyeceksiniz, o kadar. Biraz daha geride durursanız, biraz, geride biraz daha. Hayır, şu tarafta lütfen. Evet. Şimdi bir dakika, bu şey bu. O sopa. Şimdi sen vur üç kere. Üstad-ı Muhterem kapıya vuruluyor. Kim o? Kapıya vuran kimdir, ne istiyor? Vur. Üstad-ı Muhterem kapıya vurulan, vuran yeni evlenen çiftin refakatindeki birinci tören üstadıdır. Medeni kanuna göre kıyılmış olan nikahlarını muhterem locamızda mason adetlerine göre tespit etmek ve kutlamak istiyorlar. Vur. Pardon ben vuracağım ya, karıştırdım. Kılıcı vuracağım. Nazır kardeşim kapıyı açtığınız eşlerin isim, adres ve hüviyetlerini bildiriniz. Sorunuz. İşte isimler şey yapılıyor. Çelik tak yapınız diyor burada. 7 tane kardeş kılıçları çekip böyle şey yapıyorlarmış, altından geçiyorlarmış. Bir de kılıç var. Şimdi üstad kardeşim yeni çifti oturacakları yere getiririz. Biz ayakta yapacağız. Sen şimdi git. Damada. Yavuz'u getir. Ben de hemşireyi getiriyorum. Elinden tutarak gidiyor. Elinden. Koluna girme. Evet. Damadı şu tarafa alacaksın. Evet. Efendim damadımız Yavuz, benim asistanımda. Gitmeyin fazla geri. Biz de oraya geleceğiz. Dediği gibi siyah elbise, smokin değil ama tam şövalye gibi. Tam şövalye gibisin.